İyi günler. Medyaskop'a Sorun adını verdiğimiz karantina günleri özel programının ikincisinde karşınızdayız. Ruşen Çakır yayın yönetmenimiz ve teknik yönetmenimiz Servet Dilber ile birlikte sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız önümüzdeki bir saat içinde. Geçen hafta pazar günü Medyaskop'a Sorun'da sizlerle birlikteydik ve daha çok Medyaskop'la ilgili sorularınızı yanıtlamıştık. Medyaskop'un içerikleriyle ve hele hele işte Ruşen Çakır'ın yaptığı yayınlarla ilgili gelen sorularınızı bu haftaya bırakmıştık. Dolayısıyla bu hafta içerikle ilgili sorularınızı da yanıtlayabiliriz. Ama evet, Medyaskop'la ilgili merak ettiğiniz sorulara da cevap verebiliriz. YouTube üzerinden canlı bu yayın. Sorularınızı buradan alacağız. Ama bu hafta özellikle içerikle ilgili, yayın içeriğiyle ilgili soruları alırken soru soranın açık adıyla soruyor olmasına dikkat edeceğiz. Nickname'li soruları almayacağım. Nickname'li sorulara cevap vermeyeceğim ve vermeyeceğiz. Neden? Biz başından beri açık adımızla, açık adresimizle, görüntümüzle, kimliğimizle yayıncılık yapıyoruz. Bir nickname'in ardından deyim yerindeyse soru sallanmasını doğru bulmuyoruz. Açık açık konuşalım, açık açık sorun, açık açık cevap verelim. Ruşen Çakır burada, görelim kendisini. Servet Dilber karşımızda. Sorularınızı bekliyoruz. YouTube'da şu ana kadar bir soru görmüyorum. Gelen bir soru. Belki bir soru gelene kadar izleyenler için tekrar edebiliriz. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te yayın hayatına başlayan bir yeni medya projesi. Ruşen Çakır işsiz kalınca Periskop üzerinden yayın yapmaya başladı. Ondan sonra gerçekten işsiz kalınca iş Medyaskop'a evrildi. Aslında kurucumuz yayın yönetmenimiz kendisi burada. Bir soru gelene kadar kendisi bu macerayı tekrar anlatabilir. Aslında bu Türkiye'de söyleyecek sözü olan ama kendisine fazla alan tanınmayan gazetecilerin bir inisiyatifi olarak başladı. Başka buna benzer çalışmalar da var. Daha fazla olması gerekir. Burada Medyaskop'un yayın politikasını belirlerken, yani böyle oturup madde madde yazmış değiliz tabii ki ama bir gazetecilik tecrübemiz, ilişkilerimiz, duruşumuzla beraber bu olaylar geliştikçe bu yayın politikası da şekilleniyor. Burada en önemli hususlardan birisi özellikle şeffaf olmak. İkincisi sivil olmak. Sivil olmak derken insanlar sivil kavramını çok yanlış yorumlayabiliyorlar. Yani bu daha çok toplumdan yana olmak. İktidarlarla hep mesafeli ama toplumun hep yanında, toplumun meraklarını, ihtiyaçlarını gözeten, onun toplumun çıkarlarını gözeten bir yayın politikası. Bir diğeri de çoğulcu olmak. En önemli hususlardan birisi bu. Çoğulculuk olabildiğince farklı görüşleri ama gerçekten tartışmak isteyen farklı görüşlere kamusal alanda bir platform sunma perspektifi. Temel hak ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir şekilde bunların yanında olmak, bunların geliştirilmesini savunmak ve ihlallere karşı hiçbir şekilde kayıtsız kalmamak. Bu bağlamda özellikle kendi alanımıza da giren ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konularında daha hassas bir duruş ve tabii ki demokrasiden yana olmak, hiçbir şekilde demokrasi dışı sistemlere tevessül etmemek, göz kırpmamak, bütün bunları yaparken ama gazetecilik yapmak, bütün bunların üzerinden bir gazetecilik yapmak. Gazetecilikte bizim yaptığımız işte her şeyden önce haber
tamamen nesnel, objektif olmak durumunda başka türlü haberleri eğip bükmek, haber yaratmak, dezenformasyon yaratmak, manipülasyon yapmak gibi şeylerden tamamen uzak durmaya çalışıyoruz ve uzak durduk. Yorum meselesinde de en temel özel arayışımız bir kere özgün olması. Bir de bunun yorumu yapan kişilerin belli bir kapasitesi, uzmanlığı ve temsiliyeti olması. Yani şu ana kadar 5 yıllık serüvenimizde birilerinin kavga etsin diye birilerini çıkartıp yayın yapmış değiliz. Böyle bir şeyi özellikle kaçınıyoruz. Bir takım kanallarda yaşanan olaylar bizden kesinlikle beri duruyor. Biz daha doğrusu onlardan uzak duruyoruz. Her konuda konuşan insanlar yerine konuların uzmanlarını bulma yolunda çaba sarf ediyoruz. Ve bu konuda çok ciddi girişimler kat ettik. Çok sayıda isim ilk kez Medyascope'da kendisi gösterdi. Evet. Pekala, sorular gelmeye başladı. İlk soru Zeynep Sarıaslan'dan. Medyascope ortaya çıktığından beri Türkiye'de gazeteciliğin yapılabilmesi için sağlanan uluslararası fonlarda bir artış ya da azalış gözlemlediniz mi diye soruyor. Vallahi biz adım adım yaptık, adım adım yeni fonlar bulduk ve yaptıkça, başarılı oldukça fon bulmamız daha kolay oldu. Ama hiç de öyle çok çok büyük paralar değil. Yani bizim şu ana kadar yaptığımız işlerde ancak işleri döndürebilecek kadar imkan bulabiliyoruz. Fon buldukça da çalışan sayısını ve çalışma saati sayısını arttırıyoruz. Böyle bir özellik var. Ama Medyascope kendini kanıtladığı ölçüde fon bulması daha kolay oluyor ve öyle yürüyor bu işler. Ama başka yerler nasıl oluyor onları açıkçası çok fazla bilmiyorum. Biz kendi başımıza yaptığımız çalışmalarda ilk günden itibaren çok mütevazi imkanlarla başladık. Ama o mütevazi imkanlarla yaptıklarımız bizim bir nevi referansımız oldu ve öyle yürüdük, gidiyoruz. Yine Zeynep Sarıaslan sormuş. Neden kadın gazeteciler Medyascope içinde kendilerine ayrı bir alan yaratma ihtiyacı hissettiler demiş. Femfikir diye de bir parantez açmış. Femfikir kadın gazetecilerin Medyascope içinde kendine ayrı bir alan yaratma ihtiyacı hissetmesinin ürünü değil. Femfikir tamamen arkadaşımız Işın'ın kendi özgün fikri, sadece kadınlarla yapılacak bir açık oturum tasarlamıştı Işınel için ve o açık oturumu da sürdürüyor. Özel olarak bir alan yaratma derdi değil, Işın'ın özgün fikri. Yine Zeynep sormuş, kadın haberi kategorisine inanıyor musunuz, erkek haberi de var mıdır diye. Biz kategorize etmiyoruz haberleri esasen öyle, ama Türkiye'de kadınların yaşadığı zorluklar hepimizin aşikar olduğu zorluklar. Medyascope'un da kadınlar için pozitif ayrımcılık yapması en azından haberde beklenebilir bir şey. Böyle bir hassasiyet gösteriyoruz. Göstermeliyiz de. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Evet, var. Kadın meselesi gerçekten önemli ve bizim buradaki pozisyonumuz da çok net. Çalışanlarımızın yani saymadım ama herhalde yarısı ya da yarıdan fazlası kadındır. Dışarıdan yayın yapan kişilerin içerisinde de çok ciddi şekilde sayı olarak kadın var. Ve birçok yayında da özel olarak kadın konuk almayı özel olarak gözetiyoruz. Femfikir başlı başına bizim bir farkımız ve bizim övündüğümüz bir şey. Bu erkek erkeğe yapılan çok yayın olduğunu biliyoruz. Özellikle Türkiye'de bir anlamda onlara bir cevaptı ve şu ana kadar çok iyi gidiyor. Çok sayıda Türkiye'den ve Türkiye dışında yaşayan Türkiye'li ve çoğu da belli konularda uzman, gazeteci ya da akademisyen, avukat vesaire, aktivist
kadınlar orada her hafta çok verimli ve gündeme uygun tartışmalar yapıyorlar ve o bizim en çok övündüğümüz, en prestijli işlerimizden birisi. Böyle bir ayrımcılık, iyi bir ayrımcılık. Bu anlamda o bizim nasıl söyleyeyim, özel olarak övündüğümüz bir iş olduğunu söyleyebilirim. Sezer Şahutoğlu, astroloji programlarınıza anlam veremedim. Hele ki bu zamanda saçmalık demiş. Bizim astroloji programımız yok. Sözünü ettiğiniz birkaç gün önce Romina'nın yaptığı program, orada aldığı konuk ise Romina bizim programcımız. Öyle bir konuk almayı tercih etmiş. Onun tercihi ama Romina'da şunun şurasında yaptıysa 50 tane program, o da orada bir kere böyle konuk kabul etti. Ama dediğim gibi bizim astroloji programımız yok. Orada tabii Bir başlık. şunu özellikle vurgulamak lazım. Dışarıdan bize program yapan kişilere biz güven karşılıklı bir güven ilişkisiyle gidiyoruz ve onların içeriklerine, konuklarına karışmıyoruz. O anlamda Romina'da zaten Türkiye'de talk show denen olayın en önde gelen, kendini yıllardır kanıtlamış bir isim. Onun için Romina eğer böyle bir konuğu uygun gördüyse bize de söyleyecek pek bir şey yok. Bazı izleyicilerden bu konuda tepki geldiğini farkındayım. Ama bazılarının da çok hoşuna gitti. Yani bizim böyle bir nasıl söyleyeyim, bir orada Romina'nın takdiridir. Eleştiri ve övgüleri esas olarak Romina'nın alması gerekir. Biz de tabii aracı olduğumuz için tabii ki biz de eleştiri ve övgülerden payımızı alırız. Oğuz Şahbaz sormuş. İktidardan hiç mi korkmuyorsunuz? Hiç korkmuyoruz. Ruşen? Yok. Niye korkalım? Yani bizim yaptığımız iş tamamen açık, şeffaf, yasal, özgürce, özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanarak bir şey yapmaya çalışıyoruz ve işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Buna rağmen bir şey olursa da sonuçta bizim utanacak, sakınacak bir şeyimiz yok. Olacağı varsa olur ama olacak böyle bir ihtimal var diyerek işimizden beri duracak, işimize uzak duracak, işimizi yapmaktan çekinecek halimiz yok. 5 yıllık yaptığımız işler, yapmakta olduğumuz işler ve bundan sonra yapacağımız işler de bunun kanıtı. Ama şöyle bir olay yok. Biz iktidarla bir meselemiz, kimseyle bir meselemiz yok. Bizim meselemiz gazetecilikle. Biz gazetecilik yapıyoruz ve bunun kapsama alanında iktidar, muhalefet, şu, bu, büyük şirketler vesaire, dünyanın değişik yerlerindeki olayların hepsi bizim kapsama alanımızda. Bunların bazıları sever, bazıları sevmez. Önemli değil ve burada tartışmaya da açığız. Türkiye'nin koşulları tabii ki malum ama bu koşullar var diye doğru bildiğimizi, iyi bildiğimizi özellikle, iyi bildiğimizi sandığımız bir işi yapmaktan geri duracak halimiz yok. Yani biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Gazeteciliği bir kamu görevi olarak görüyoruz bir nevi ve bunu yapıyoruz. Esas olarak bizim hani bir hesap merciğimiz varsa o da toplumun kendisidir, sivil toplumdur. Oradan gelen eleştiriler, oradan gelen öneriler, katkılar bizim için her şeyden önce önemlidir. Devlet bizim önceliğimiz değil. Ekleyeyim bir iki cümle daha. İktidardan hiç korkmuyoruz dedim. Çünkü bir taraftan da bu iktidardan ya da bir başka iktidardan, bu ülkede ya da bir başka ülkede gazetecilik yaparken iktidar odaklarından korkulursa zaten gazetecilik yapılamaz. Dolayısıyla bu duyguyu korkan varsa da ardında bırakmak zorunda ki gazetecilik yapabilsin. Bir başka açıdan da eğer gazeteciliğini yaparken iktidardan korkuyorsa bu gazeteciden önce iktidarın sorunu olsa gerek. Zaman zaman dersler de verdim gazetecilik üzerine çeşitli okullarda. Oralarda hep söylediğim bir şey vardır. Anlattığım bir anekdot.
ilgili arkadaşlar da kulaklarına küpe yapabilirler. Kennedy Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iken Küba'ya Domuzlar Körfezi'ne bir çıkartma yapmayı planlıyor ve o süreçte New York Times ya da Washington Post, şimdi hatırlamıyorum, çıkartmayı haber alıyor ama haberini yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya Domuzlar Körfezi'ne çıkartma yapıyor. Küba onları, bu çıkartmayı göğüslüyor, bertaraf ediyor. Amerika Birleşik Devletleri rezil oluyor. Domuzlar Körfezi çıkarmasının ardından başkan bir basın toplantısı yapıyor. O basın toplantısında işte o gazetenin muhabiri diyor ki, biz biliyorduk ama yazmadık. Kennedy diyor ki, iyi haldeydiniz. Biliyorduysanız yazsaydınız, belki siz yazdığınız için biz bu çıkartmayı yapmayacaktık. Rezil de olmayacaktık. Dolayısıyla gazetecilik böyle bir şey. Korkutmayın bizi, korkutmasınlar bizi. Biz de korkmadan gazeteciliğimizi yapabilelim. Bir başka soru, Onur Gül sormuş. Saf gazetecilik yapma niyetinde olduğunuzu biliyorum ama hem gelir hem de popülarite açısından YouTube izlenme sayılarını artırma hedefiniz var mıdır? Yoksa neden yoktur veya olmamalıdır? Vardır elbet. Ayrıntıyı Rüşen'den alalım. Ya bu mesele çok önümüze çıkıyor. Şöyle bir şey var. Biz tabii ki olabildiğince çok izlenmek, olabildiğince çok tıklanmak biz de istiyoruz. Ama bunu temel önceliğimiz olarak koymuyoruz. Bizim temel önceliğimiz yaptığımız içerikler, ürettiğimiz haberler, yaptığımız yayınlar. O yayınların o haliyle belli bir alıcısı varsa ne ala buradan yürüyoruz. Ama başkalarının yaptığı gibi, bazılarının yaptığı gibi en azından izlenmeyi her şeyin önüne koyup ona yönelik olarak bir takım hareketler yaparsak bu bizi yani şöyle söyleyeyim, bunun için değmez. Yani Sedat da ben de bu işi beraber yola koyulan ikimiz de 30 yılı aşkın zamandır gazetecilik yapıyoruz ve artık Türkiye'deki var olan, egemen olan gazetecilik zihniyetinden bunaldığımız için böyle bir işe girdik. O zihniyetin bir tekrarını bu yeni medya mecralarında tekrarlayacak olsak niye girelim ki bu işe? Yani ikimiz de kenara emekli olup, değil mi Sedat? Yani bayağı rahat Evet. rahat hayatımızı yaşardık. Yani şimdi gelip o tiksindiğimiz, bunaldığımız, nefret ettiğimiz anlayışları buralara taşımanın alemi yok. Tabii ki bir takım şeyleri eksik yapıyor olabiliriz, yanlış yapıyor olabiliriz. Elimizdeki bazı çok güzel içerikleri yeterince duyuramıyor olabiliriz. Olur, bunları biz de görüyoruz. Bunları aşmak yolunda çaba da sarf ediyoruz. Ama bunun yaptığımız içeriklerin, ürettiğimiz içeriklerin, haberlerin, yorumların kaç kere izlendiği üzerinden gelen eleştiriler hakkaniyetli değil. Yani bir diğer husus da şu, bizim teknik anlamda yer yer yaşadığımız bazı sorunlardan hareketle getirilen eleştiriler de. Şimdi işte gencecik çocuklar bile yapıyor, onlar bile bilmem ne. Ama bir kere geçen haftaki şeyde de buluşmada da söyledim. Biz tek kişinin yayın yaptığı bir mecra değiliz. 60'a aşkın kişinin sürekli katkıda bulunduğu, onun dışında Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından onlarca insanın katkıda bulunduğu bir mecrayız. Yani tek kişinin işi değil burası ve çok yoğun, çok yoğun içerik üretimi var. Günde mesela bugün hafta sonu, artık hafta sonu hafta içi kalmadı ama bugün hafta sonu bildiğim kadarıyla 10'a aşkın canlı yayınımız var. Yani şimdi bunların içerisinde teknik sorun da çıkabiliyor, şu da olabiliyor, bu da olabiliyor. Ya da bunların izlenmeleri belli bir yerde kalabiliyor. Ama bütününe baktığınız zaman Medyascope bir bütün olarak ürettiği içerikle Türkiye'de bence rakibi yok. Yani böyle bir kurum yok. Sadece sosyal medya üzerinden yayın yapan, bir tür haber gazeteciliği yapan bir kurum yok. Dolayısıyla bizim kıyaslanabileceğimiz başka bir yer yok şu haliyle. Yani yazı üzerinden yapılan internet siteleriyle kıyaslanmamız da anlamlı değil. Öyle çok haber sitesi var. Onlar genellikle copy paste yapıp
üretiyorlar. Bizim bütün ürünümüz, bütün yaptığımız iş kendi ürettiğimiz işler. Dolayısıyla biz ayrı bir konumdayız. Bu konumun farklılığın farklı olduğunu tam fark etmeyen bazı izleyiciler bize bu tür genellikle reyting üzerinden soru soruyorlar. Bu bir bütün olarak bakıldığı zaman bir gün içerisinde Medyascope'un ürettiği içeriklerin, videoların toplam izlenmesine vesairesine baktığınız zaman baya bir rakam çıkıyor. Çıkmasa da biz bu işi yapardık. O anlamda bizim işimiz rahat. Yani bunu bir tabii ki kimse ben az izleneyim, ben az okunayım diye bu işi yapmaz. Ama ilk olarak önüne çok izleneyimi koyarsa o zaman yapmasa daha iyi olur. Peki. Bir izleyicimiz Safiye Asarlıoğlu sormuş. YouTube'da herhalde yayın arasında çıkan reklamları izlemenin size bir faydası oluyor mu? Evet, oluyor. Dayanabiliyorsanız. İzleyiniz tabii o reklamları. Siz onları ne kadar izlerseniz o bize o kadar kaynak olarak dönecek. Bize daha fazla reklam verecekler. İşte Medyascope ne kadar da çok izleniyor deyip. Dolayısıyla o reklamları izlediğiniz zaman bir şekilde o bize kaynak olarak dönecek. İki soru var. Hızlıca onlara döneyim. Küstürmeyelim iki izleyicimizi. Bir tanesi Şeref Çiçek. İşinize gelen soruları mı cevaplıyorsunuz yoksa görmezlikten mi geliyorsunuz diye kızmış bize. Sorusu şu: içerideki gazeteciler neden içeride? En son Barışların içeride olmasını, Yeni Çağ yazarının içeride olmasını, bir de neydi? Yeni Yaşam gazetesi yazı işleri müdürü sanıyorum arkadaşımız ya da yayın yönetmeni içeride olmasını soruyor herhalde. Bana göre neden içeride oldukları açık. Siyasi iktidar onların yazdıklarından, söylediklerinden ya da yayınlarından rahatsız oluyor. O nedenle içerideler. Tabii bu soru burada şu ana kadar bize yöneltilmedi ama başka mahfillerde yöneltilen, bir de geçen hafta yöneltilen bir başka soruya da beşiklik ediyor. Siz niye içeride değilsiniz sorusu. Biz niye içerideyiz bilmiyorum. İçeride olmak ister miyiz? İstemeyiz elbette. Niye içeride olmak isteyelim? Hapse düşmek bir gazeteci için ya da siyaset yapan biri için bir madalya sayılmamalı. İşkence görmek gazetecilik yapan, siyaset yapan biri için bir madalya sayılmamalı. Ama bunlara maruz kalan gazetecilere, bunlara maruz kalan siyasetçilere destek olunmalı elbette. Evet, benim cevabım bu. Ruşi'nin cevabı ne? Şimdi dün ben bir tweet attım gazetecilikte tam 35 yıl oldu diye. Orada birisi işte içeri girmeden gazeteci olunmaz Türkiye'de gibi bir laf etti. Kendimi zor tuttum. Sosyal medyanın böyle bir özelliği var. Benim gibi bir şey olan birisini küfür etmeden de yaşanabileceğini gösteren bir mecra. Şimdi aslında gerçekten karşımda gerçek kimliğiyle olan birisi olsaydı ona şu cevabı verirdim. Ben gazeteci olmadan önce zaten cezaevinde 18 ay hapis yattım. 19 yaşımda işkence de gördüm. Yani cezaevine girmenin iyi bir şey olmadığını biliyorum. Keşke girmeseydim ama girdim ve bayağı da iyi yattım. Yani şöyle söyleyeyim, bunu hatta arkadaşlarım da bilir. Ben cezaevinde yatmayı bilen birisiyim. İyi de yatarım yani. Yani sonuçta ama hiçbir zaman bir gazetecinin başarısının ölçütü cezaevine girip girmemesi olmaması gerekir. Tabii ki birçok arkadaşımızın, çok yakın arkadaşlarımızın başına bu işler geldi ve biz ama her sefer onların hep yanında olduk. Yani şöyle bir şey özellikle vurgulamak istiyorum. Başınıza bir iş gelmemiş olabilir. Ama gazetecilik yaparken başına iş gelmiş arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza sahip çıkıp çıkmadığınızdır önemli olan. Yani kafamızı kuma gömen
insanlar olsaydık niye içeri girmiyorsunuz sorusunun belki bir anlamı olurdu. Ama birçok örnekte olduğu gibi Ahmet Şıkın'dan Kadri Gürsel'ine, şu anda cezaevinde olan Mümtazar Türkköne'den Ahmet Altan'a kadar birçok isme, Barışlara mesela, ki Barışlar ikisi de ayrı ayrı Oda TV'de özel olarak benim şahsıma yönelik çok ciddi bir şekilde yayınlar yapmış. Beni karalamak için çok yayın yapmış insanlardır ama hiç önemli değil. Onların başına gelen tam bir basın özgürlüğü ihlalidir ve bu konuda ben de yayın yaptım. Biz de sürekli olarak olayın takipçisi olduk. Önemli olan odur. Kimin başına bir iş geldiği meselesi tabii ki önemli ama gazeteciliğin hususu, gazetecilikte doğru yerde durmanın standardı, basın özgürlüğünü savunuyor musunuz? Basın özgürlüğü ihlallerine karşı sesinizi çıkartıyor musunuz olmalıdır ve biz bu anlamda Allah'a çok şükür sicilimiz bayağı parlak. Peki, yine demin dedim iki izleyicimiz gönlünü alalım, sorularımızı cevaplamıyorsunuz diye çıkmışlar galiba yayından. Erdinç Bey'in bir sorusu. Anca yetişiyoruz bu arada, söyleyelim gözünüzü seveyim. Yani soru falan seçmiyoruz, burada gördüğümüzü cevaplamaya çalışıyoruz. Erdinç Bey sormuş, Irak Şam İslam Devleti, IŞİD son durumu nedir? Bitti mi yoksa tehlikesi devam ediyor mu? Uzmanına sormuş Ruşen. Tabii ki bitmedi ama şu anda eskisi kadar güçlü olmadığı kesin. Ama özellikle Afrika'da bayağı bir güç topladıkları biliniyor. Türkiye'de hala hücreleri var ama çok operasyona maruz kaldılar. Suriye'de hala varlıklarını sürdüğünü, Irak'ta hatta sürdüğünü biliyoruz. Ama ilk başladıkları gibiler. Sonuçta bu konuda çok sayıda yayın yapılıyor, analiz yapılıyor. Batı'ya saldırma ihtimallerinin hep söz konusu olduğu söyleniyor. Ancak çok ilginç, bu koronavirüs salgını onları da etkiledi. Onlar da bir anlamda bir frene basmış gibiler. Özellikle Batı'ya yönelik eylemler konusunda. Ama IŞİD hep gündemde kalacağı benziyor. Çünkü çok dağınık bir örgüt. Tek tek küçük küçük hücreler halinde çalışan bir örgüt. Kolay kolay biteceğini sanmıyorum. Kaldı ki El-Kaide bile bitmiş değil. Hasan ileri sormuş. Magazin haberciliğine girmeyi düşünüyor musunuz? Önce yayın yönetmeni cevap versin. Düşünmüyoruz ama Sedat'ın herhalde cevabı farklı. Ben düşünmüyorum. Yok. Düşünmüyoruz elbette. Ama söylüyorlar yani seviyeli magazin. Yok, onu da düşünmüyoruz. Yani magazin haberciliği yapmayı düşünmüyoruz. Yani öyle bir habercilik olduğunu falan da düşünmüyoruz. O habercilik falan değil, o başka bir şey. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Şimdi Cem Kara bir soru sormuş. Önden bir niyet beyanıyla sormuş ama. Ruşen Bey AKP'yi desteklediği döneme şimdi dönse yine destekler mi? Siz AKP'yi desteklediniz mi Ruşen Bey? Bu bir benim İslamcılar üzerinde çalışmamdan dolayı bu konuda yaptığımdan, Sedat sen iyi bilirsin. Çünkü biz seninle gazeteciliğimizin ilk yıllarında neredeyse karşılaştık. Hep bana atfedilen İslamcı oldu olacak, AKP'li oldu olacak vesaire. Ben Allah'a çok şükür 14 yaşından beri komünistim ve oradan da hiçbir şekilde vazgeçmeye niyetim yok. Ama ben gazeteci olarak özellikle kendim gibi olmayan hareketleri anlamaya çalışan birisiyim. Bunlar üzerine çalışan birisiyim. Benim AKP'ye hiçbir zaman verdiğim bir destek olmamıştır. Ama AKP'yi anlama yolunda yaptığım yayınlar anlamak istemeyen insanların gözünde destek olarak algılanabilir. Şimdi hep söylediğim son dönemde bir şeyi tekrar söylemek istiyorum. Yıllar önce Refah Partisi yıllarında İslami Hareket'in geldiğini söylediğim zaman, çalışmalarım sonucunda güçlü bir şekilde gelmekte olduklarını söylediğim zaman insanlar bana inanmıyordu ve beni onların
onlar için çalışmakla itham ediyordu. Son 5-6 yıldır da gittiğini söylemeye çalışıyorum. Bu sefer de dalga geçiyorlar Erdoğan'ın krizi tespitim üzerine. Yani bu sonuçta bizim bir siyasi angajmanla vesaireyle yapılacak bir iş değil gazetecilik. Gördüğümüz, anladığımız kadarıyla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Artık 35 yıl doldu. Haber kaynaklarımız da çok geniş. Çok yakından hala takip ediyorum, etmeye çalışıyorum. Ve kendimce de değerlendiriyorum. Ve bu değerlendirmeler ışığında yazıp çiziyoruz. Dolayısıyla AKP'yi desteklemiş falan değilim. Siyasi duruşum zaten bellidir. Ama konumuz zaten benim siyasi duruşum değil. Konumuz Türkiye'nin bu siyasi atmosferinde nasıl gazetecilik yapıp yapmadığımızdır. O tarihlerde AK Parti hakkındaki yaptığım bazı haberler insanlara saldırgan gelmemiş olabilir. Ama ben zaten hiçbir zaman saldırarak haber yapmanın doğru gazetecilik olduğunu düşünmedim. Bazı arkadaşlar, meslektaşlar AKP'ye en azılı bir şekilde saldıranların bir kısmı, önemli bir kısmı, Sedat sen de iyi tanıyorsun onları, şu anda havuz medyasının köşelerini tutmuş durumdalar. Genel yayın yönetmenliği, şu temsilcisi vesaire. Yani bunların şu anda var olan, özellikle Sabah, Hürriyet gibi yerlerde, Milliyet gibi yerlerde var olan bazı tırnak içinde meslektaşlar bana zamanında sen de çok bunları kayırıyorsun demişliği vardır. Çok sert demişliği de vardır. Dolayısıyla bu yani gazeteciliği nasıl yapmakla ilgili bir şey. Siyasi angajmanla gazetecilik yapmak söz konusu olamaz. Çünkü o yanlış bir şey. Peki Mehmet Özkan sormuş. Akşamları en son sizi izleyip günü bitirmek istiyorum ama öyle bir programınız yok. Ben de Fox ya da Gazete Pencere ya da Bir de Bunu izle gibi programları izleyip günü kapatmak zorunda kalıyorum. Neden sizin böyle bir programınız yok demiş. Vallahi düşünmemiz lazım. Evet doğru. Biz de günü kapatırken günün geç saatinde gece 11'de 12'de belki bir program yapabiliriz. Ama hep söylediğimiz gibi bunların hepsi bir kaynak işi. Biz bulduğumuz bütün kaynağı bu işe yatırıyoruz. Daha fazla kaynak bulursak neden olmasın gece yarısı böyle bir haber bülteni yapmak. Ne diyorsun Uşak? Şimdi sabahları yoktu mesela. Tamer talip oldu ve sabahları canavar gibi sabah bülteni yapıyor. Onun gecesini de pekala yaparız. O zaman bir tane talip bekleyeceğiz. Arkadaşlardan evet. Birisi tamam. Bir başka soru demin sormuştu Onur Bey, onun ikinci sorusu. İçeriği nedeniyle ikinci sorusunu kabul ettim. Özel haber, dosya haber şeklinde konu bazlı detaylı video içerikler oluşturmayı düşünüyor musunuz? Oluşturuyoruz. Yapıyoruz bunları. Özellikle yazılı dosya haberlerinize istinaden soruyorum. Yazılı dosya haberi yok bizde. Esasen bu konuda yazımızı yayınlar mısınız talebi de geliyor. Köşe yazısı niye yok sizde diye soran da oluyor. Hepsine genellikle ben aynı cevabı veriyorum. Medyascope video temelli bir mecra. Yayın deşifrelerimiz, kimi çevirilerimiz, dayanışma içinde olduğumuz kimi gazetecilerin, portalların yazıları ki görüyorsunuz işte bir tanesi Yetkin Report, bir başkası Faruk Bildirici. Bunların dışında biz yazı yayınlamıyoruz. Biz video temelliyiz. İzleyicimizin sorduğu özel haber, dosya haber onları yapıyoruz. Yapmıyor. Neyi kastediyor olabilirler Sedat arkadaşlar? Büşra ayrıldı bizden. Hani o bir takım kişilerle kimliklerini vermek istemeyen ama önemli şeyler anlatan gençlerle röportajlar yaptı. Hatırlıyorsun hani dindar olup başını açan kadınlar evet. Vesaire gibi. Onların videosu olamadığı için onları yazılı olarak yaptık. O tür istisnadır ama o tür şeyleri yapabiliriz. Ondan yana sorun yok ama esas olarak biz
video temelliyiz ama yeni yeni podcast olayına da adım adım girmekteyiz. O da eklenebilir. Ama yazılı haber yapmak ki Sedat da ben de aslında yazıdan gelen insanlarız. Ama artık o defteri kapattık. Artık böyle gül yüzümüzü göstererek gazetecilik yapmakta ısrar ediyoruz diyelim. Peki. Hemen Büşra Cebeci Medyascope'dan niye ayrıldı diye sormuş Mehmet Tarık Akkaş. Başka bir yerden daha iyi bir teklif aldı ve onu değerlendirmek üzere Medyascope'dan ayrıldı Büşra Cebeci. Nereye gittiğine söylemeye biz mezun değiliz. Kendisi söylemek isterse söyler, açıklamak isterse açıklar. Onu izliyorsunuz zannediyorum. Soruyu soran arkadaş için söylüyorum. Sosyal medya hesabından. Ama dediğimiz gibi daha iyi bir imkan bulduğunu düşünerek Medyascope'dan ayrıldı. Medyascope'daki çalışması için biz kendisine teşekkür ettik. Gittiği yeni yer için de başarılar diledik. Bir başka soru. Kültür, sanat, felsefe yayınlarına ağırlık vermeyi düşünüyor musunuz diye sormuş. Nickname'li bir arkadaş sormuş. Onlara cevap vermeyeceğiz demiştim ama içerik nedeniyle cevap verelim istiyorum. Kültür, sanat, felsefe haberleri de yapıyoruz. Bu konuda yayınlarımız da var. Ama birazcık da şöyle düşünün. Bir medya, burası da bir gazetede, bir haber kanalı da ya da bildik konvansiyonel bir televizyon kanalı da çok doğrudan belli spesifik özel bir konuya yönelmemişse genellikle bir süpermarket gibi çalışır. Bir süpermarkette olması gereken şeyler neyse bir süpermarketi tanımlayan, bizim gibi şu anda aslında ana akıma dönüşmüş Medyascope ve benzerleri gibi mecralar da bir süpermarket gibi çalışmak durumunda. Siz az buluyor olabilirsiniz. Başkaları da başkalarını, başka yayınları, başka konuları az buluyor olabilir. Ama emin olun eşit derecede bu haberleri yayınlamaya, bu haberleri Medyascope'da bulundurmaya çalışıyoruz. Arttırmaya da uğraşıyoruz. Ve her zamanki cevap bütün bunlar biraz daha kaynak. Hem maddi kaynak hem insan kaynağı meselesi. Senin bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı Muş'un? Vallahi bizim kültür sanat konusunda yaptığımız şeyler Türkiye'deki medya ortalamasının benzer haber kanalları vesaireyle kıyasla onların kat kat üstünde çok daha fazla yapabiliriz. Ama dediğin gibi onlar tamamen imkanla ilgili ama perspektif anlamında böyle bir sorunumuz yok. Tam tersine bunların daha fazla içerik olarak daha fazla olmasını ve daha fazla öne çıkartılmasını benimsiyoruz. Faruk Dinç benzer bir soru sormuş. Neden spor yayını yapmıyorsunuz? Yapıyoruz. Yapmıyor değiliz efendim. Yapıyoruz. Futbol var, basketbol var, atletizm var, voleybol var. Bunlara özel ayrıca programlar var. Bunların iddiasına ilişkin programlar var. Var oğlu var. Yani spor yayını yapmıyor değiliz. Ama belki şu var Ruşen. Bize çoğunlukla da sorulan bir soru var ya, büyüyünce televizyon olacak mısınız diye. Çoğu zaman bir televizyon algısıyla yaklaşıyor bize sağ olsun izleyicimiz. Unutmayın biz bir televizyon değiliz. Bir televizyon da olmayacak ayrıca. Bu bambaşka bir şey, bambaşka bir mecra. Spor yayınlarımız da o alışıldık mecralardaki spor yayınları gibi yayınlar değil. Olmamasını en azından özen gösteriyoruz ama sonuç olarak spor yayınlarımız var. Yeşim Tosun sormuş. Geçen hafta da sorulmuştu bu soru. Kadir Gürsel neden yorumlarına ara verdi diye. Ruşen'den alalım cevabı. Yani 40 yıllık arkadaşımla sırf bu sorular yüzünden artık şey olacağım. Her seferinde söylüyorum seni soruyorlar diye.
Her seferinde bekle bekle diyor. Kadri'nin şu anda Halk TV ile bir angajmanı var. Halk TV ile olan angajmanının bir takım detayları nedeniyle bizde olan yayınlarını bir şekilde ara verdi ama çok geçmeden tekrar dönecek. Kadri bizim ilk günümüzde de vardı. İlk yayınımızda zaten Kadri ve Levent vardı ki Kadri benim Galatasaray Lisesi'nden 1972 yılından beri arkadaşım. Bir sorun yok yani ama Kadri'nin kendi bir takım nasıl diyeyim mülazaları nedeniyle yani siz ne kadar soruyorsanız biz de o kadar hatta daha fazla soruyoruz. Her hafta bu hafta yapacak mısın bu hafta yapacak mısın diye herhalde önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta tekrar sahalara dönecek diye umuyoruz. Peki. Bir soru şurada kaybettim. Aslında birkaç tane soru var. İsmini zikretmediğim için izleyicilerimiz kusura bakmasın ama YouTube'dan gelir meselesini soruyorlar bize. Bakın yani ayrıntısını daha çok Ruşen biliyor ama bir katıl butonu işi var. Ruşen bir ondan söz edebilir misin? Evet, o katıl butonuyla izleyiciler oraya katılarak şey yapıyorlar. Düzenli bir katkıda, maddi katkıda bulunuyorlar. Değişik seçenekler var. Medyaskop'un YouTube sayfasında açılalı birkaç ay oldu. 2 gün önce de benim YouTube sayfamda açıldı. Buraya izleyiciler, destek olmak isteyen izleyiciler katılıp o YouTube'a belli bir ödeme yapıyorlar, ödeme talimatı veriyorlar ve YouTube'da o parayı bize iletiyor. Böyle bir abonelik gibi bir şey oluyor ama gönüllülük gibi oluyor. Onun dışında YouTube'dan bize reklamlardan bir gelir geliyor ama YouTube reklamlarından çok para kazanma imkanı söz konusu değil. Genellikle damlıyor. Yani ancak bu hani meşhur YouTuber denen kişilerin hani her videosu milyonlar izlenen falan kişiler belki iyi para yapıyor olabilirler ama bize gelen paralar izlenmemiz ve izlenme sırasındaki reklamların tıklanması gibi şeylerden dolayı çok olağanüstü paralar değil. Tabii ki ama bir gelir YouTube'dan geliyor. Ama YouTube geliri üzerinden bu işi yapmamız diye bir şey maalesef söz konusu değil. Keşke böyle bir şey olabilse. YouTube'dan hem reklam geliri hem de izleyicilerin katılarak verdiği destekle kimseden başka bir şey talep etmeden bu işi yapabilsek. Ama bu noktanın uzağındayız. Bu bizden de kaynaklanan yönü var ama esas olarak Türkiye'nin koşulları ile ilgili bir olay. Emel Öktem Çınar geçen hafta yetişememişti yayına. Bu hafta yetişmiş. Hoş geldiniz Emel Öktem Çınar. Ve hemen sormuş. Patreon mu yoksa YouTube mu daha fazla kesinti yapıyor? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani çok da fazla seçeneğimiz olmadığı için böyle bir şeyimiz yok ama birisinde bildiğim kadarıyla Patreon'da dolar üzerinden oluyor. YouTube'da Türk lirası üzerinden oluyor. Sanki Türk lirası üzerinden olanı daha fazla insanlar tercih edebilirler sanki ama çok emin değilim. Birkaç soru var aynı konuda. Yine toplulaştırıp bir cevap verelim. Soru şu. Size dışarıdan video program olarak katkı sunmak istesek nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi Medyascope temel olarak gazetecilik yapan bir yer. Dolayısıyla ürünün ve ürünü üretenin temel gazetecilik nosyonlarına, Ruşen'in sözünü ettiği özgünlüğe sahip olması gerekiyor. Buna kim karar veriyor? Evet, biz karar veriyoruz. Peki ne yapmanız lazım? iletişim@medyascope.tv diye bir adresimiz var. iletişim@medyascope.tv
sitemizden de görürsünüz. Buraya önerinizi ayrıntılı bir şekilde yazınız. Ama yanı sıra kendinizin kim olduğunu da yazınız. Bunu ne olur unutmayın. Şöyle mailler alıyorum. Şu programı yapalım. Sen kimsin? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Sizin de kim olduğunuzu bilmemiz lazım. Ya da kendini anlatıyor. Ben bu konuda program yapmak istiyorum. Bir cümle. Ayrıntı, ayrıntı yok. Dolayısıyla sizin kim olduğunuzu, önerinizin ne olduğunu Varsa gerçekten örnek. ayrıntılı bir şekilde, Varsa varsa örnek. bir örneğinizle birlikte iletişim@medyascope.tv adresine gönderin. Neden olmasın? Birlikte çalışabiliriz elbette. Ruşen, senin söyleyeceğin bir şey. Tam da bu yani orada öneriler ama Sedat'ın da dediği gibi kim olduğunuzu bilmemiz lazım. Bizde bu dışarıdan katkılarda en önemli husus güven unsuru. Güvenebilmemiz lazım. Ve oradaki tabii ki projenin, önerinin aklımıza yatması lazım. Bize bir şey katacağını düşünmemiz lazım. Onun için de her türlü öneriye açığız. Cem Karabey zannediyorum tekrar bir soru sormuş. Muhalif belediyelerden yeterince destek alabiliyor musunuz? Şimdi ben bir cevap vereyim, sonra Ruşen bir cevap versin. Başından beri hem buralarda hem yılda her yıl Ruşen'le birlikte yaptığımız bir yıllık programımız var, Medyaskop'u anlattığımız orada. Bir şeyi söyleyip duruyoruz. Biz Medyascope olarak muhalif bir yayın organı değiliz. Biz muhalefet yapmıyoruz. Biz sadece gazetecilik yapıyoruz. Bizim gazeteciliğimiz, bizim yaptığımız gazetecilik, bizim haberlerimiz, yayınlarımız, programlarımız bizim dışımızda gelişen bir şekilde kimileri için iktidara yakın, kimileri için muhalefete yakın bulunabilir. Ama bu bizim sorunumuz değil. Biz ne iktidar için ne muhalefet için yayın yapıyoruz. Dolayısıyla biz ne iktidardan ne de muhalefetten bir destek bekliyoruz. Muhalefet bize muhalif belediyelerden yeterince destek alabiliyor musunuz sorusu, onlar size para aktarıyor mu sorusu aslında. Ne yapıyorlarsa web sitemizde ya da yayınımızda görebilirsiniz. Evet, bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilan verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ilan verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi halen web sayfamızda göreceğiniz İzmir Fuarı ilanını verdi. Böyle ilanlar geliyor ama şunu da söyleyeyim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilan verdi de biz reddetmiş değiliz. Efendim, Konya Büyükşehir Belediyesi ilan verdi de biz reddetmiş değiliz. Dolayısıyla ne olur bizi ne iktidarın ne muhalefetin ne yanına ne karşısına koyunuz. İlan verecek olanlar da vermeye de vermeme yaklaşımlarını buna göre gözden geçirsinler. Sen ne dersin Uçak? Şimdi şöyle bir realite var. CHP'li belediyelerin bazı değişik zamanlarda bazı medya kuruluşlarına ilan yoluyla ya da başka yollarla bilmiyorum ama destek olduğu söylenir. Biz böyle bir şeye hiç kimseden böyle bir destek ne olursa olsun böyle bir destek talebimiz yok. İktidar, herhangi bir iktidar, yerel ya da merkezi önemli değil. Böyle bir ilişki içerisine kesinlikle girmeyiz. Ama tamamen profesyonel bir şekilde şirket olarak eğer bir ilan varsa, ilan veriliyorsa o ilanın bize verilmesini tabii ki isteriz ki bu konuda bize karşı negatif ayrımcılık yapıldığını da biliyoruz bazı CHP'li belediyelerden. Neden olduğunu çok anlamadık ama bu onların sorunu. Onların bu bizi unutuyor olmaları bizim ne kadar bağımsız olduğumuzu, ne kadar kendi ayakları üzerinde durduğumuzu gösterdiği için aslında bir yerde hoşumuza da gitmiyor değil. Ama biz Medyaskop olarak hiç kimseyle bir alver ilişkisi içerisinde değiliz, olmadık.
olmayacağız. Kim olursa olsun böyle bir şeye hiçbir şekilde, çünkü bugün var yarın yok siyasetçiler, yerel yöneticiler, ama biz gazeteci olarak hep bu işi yapmayı sürdüreceğiz. Yani öyle bir şeyimiz, Sedat'ın da dediği gibi muhalif falan zaten değiliz, gazeteciyiz. Onlar ama muhalif siyasetçi olabilir, ötekisi iktidar yanlısı siyasetçi olabilir. Mesela bize bir keresinde Gelecek Partisi ilan vermişti, değil mi Sedat? Evet. Gelecek Partisi ilan verdi, biz de seve seve yayınladık. Bu sefer birkaç kişi de ona laf etti. Niye laf ediyorlarsa, yani sonuçta yeni bir parti kurulmuş ve kendini duyurmak istiyor. Farklı mecralarda bunu yapmak istiyor. Bizim de canımıza minnet, yani bu bizi rahatsız etmez. Bir örnek vereyim. Az vaktimiz kaldı izleyicimize, izleyicilerimize. Bize ilan vermek istediğini beyan eden bir kurum yetkililerini Medyascope'a gönderdi. İlanımızı yayınlar mısınız dediler. Yayınlarız tabii dedik. O kurum o esnada bir kısım medya tarafından ağır eleştiriye uğruyordu. Benzer eleştirileri biz de yöneltmiştik haberlerimizde. Ama dediler işte ilan haber falan. Onlara da net olarak söyledik. O söylediğimizi burada tekrarlayalım. Bize ilan verebilirler. Ama verdikleri ilan nedeniyle daha sonra onların tırnak içinde, onların algıladığı şekilde aleyhinde ama bize göre haber olan şeyi yayınlamamamızı bekleyemezler. İlanlarını verirlerse verirler ama varsa bir haber onların hoşuna gitmeyen biz yine onu yayınlarız. Yaptığımız işlerde vardır böyle. Son bir iki dakikamız. Zamanlama manidar programı ile ilgili iki soru gelmiş. Niye o program artık yok sizde diye Ruşen? Evet, beni şimdi bu soru beni ağlatacak. Çok onlara yalvar yakar yaptırdım. Sonra Çetin'in İstanbul dışına yerleşip hayatını orada kurmaya geldi. Nedir o, hangi şeydi şimdi adı aklıma, adada olan, neyse, orada bir pansiyon falan işletiyor ve İstanbul dışına gittiği için programı bitirdiler. Hala işimde oktedir. Hatta her seferinde söylüyorum, arada bir özel yayın yapın diye. O bizim gerçekten ilk göz ağrılarımızdan birisiydi. Yazık oldu. Kendilerine de yazık ettiler. Kendileri miydi? Olsaydı bayağı da. Hele şimdi çok daha kolay. Karantina zaten. Oturup iki taraftan bağlansınlar, yapsınlar. Değil mi Sedat? Güzel Evet, çıkıyor şahane yani. olur. Evet. Cem Ertem'in sorusuyla bitirelim. Bizden sonra da yayınlar var malum. Rejimiz de o yayınlara hazırlanacak. Cem Ertem'in sorusu şu. Medyascope ilk kurulundan beri takip ediyorum. Ancak neden izleyiciyle etkileşim kurulamıyor? Yani gelenekselin dışına çıkıp izleyiciyle etkileşim kurmak zor mu? Değil. Neden olmasın? Yaparız. Bana kalırsa Yapıyoruz işte. yapmalıyız. Şu anda da Yapacağız. Bu yapıyoruz. etkileşimin dışında yayın etkileşiminden de söz ediyor zannediyorum Cem Ertem. Ben zamanında şimdiki haliyle değil, kuruluş zamanındaki CNN Türk Televizyonu'nda ekonomi haberleri, ekonomi programları yaparken izleyiciyle iletişim kuran işler yapardım. Güzel de oluyor. Ama neden derseniz valla şu anda kaçmaktan kovalamaya vakit bulamıyoruz derler ya. Yani ayakta durmaya çalışmaktan, mevcut işleri yürütmeye çabalamaktan henüz ona sıra gelmedi. Ama bekleyin, mutlaka ona da sıra gelecek. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi O işleri de yapacağız. onu şimdiden, o zaman bitirirken onu şeyini söyleyelim. YouTube üzerinden bu yayının başka versiyonlarını, yani yine böyle soru cevaplı ve belki daha uzun versiyonlarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Ve burada ben çıkacağım. Kadri Gürsel, eğer bir gün ikna edersek, Kadri çıkacak. Kemal Can çıkacak ve başka Medyascope'un müdavimlerini de davet ederek tek tek onlara izleyicilerin doğrudan soru sorabileceği bu tür interaktif yayınlar yapmayı düşünüyoruz.
önümüzdeki günlerde, haftaya herhalde başlarız diye tahmin ediyorum. O bir işin bir boyutu olacak. Onun dışında yayınlar sırasında gelen soruları aktarma konusunda bu Periskop üzerinden olabilir, YouTube üzerinden olabilir. Onları bazı programlara, her programa olmaz ama bazı programlara onları daha önce de denedik, birkaç kere yaptık. Genellikle çok başarılı olamadı. Bizden kaynaklanıyordu herhalde. Onları da ayrıca düşünebiliriz, düşüneceğiz de. Hatta sırf bu interaktif olması için bir takım özel yayınlar da kotarabiliriz. Mesela güncel bir konu olduğunda diyelim ki İdlib olayı oluyor ve Serhat Güvenç Hoca'yı stüdyoya alıp izleyiciler İdlib'de ne olduğunu Serhat Güvenç'le tartışarak yapabilecekler. Serhat'ın adını anıyorum çünkü o da bizim bir nevi gönüllü şeyimiz, elemanımız gibi olduğu için herhalde Serhat bizi kırmayacaktır. Başka çok böyle arkadaşımız var, konusunun uzmanı. Onlarla böyle şeyler yapacağız, yaparız. Merak etme. Peki. Medyaskopa sorunun ikincisinin de sonuna geldik. Bu programı zaman zaman yapmaya devam edeceğiz. Ama asıl Ruşen'in az önce söylediği gibi bunu biraz daha ileriye götürüp ya da son sorusunu cevapladığımız izleyicimizin arzu ettiği gibi daha etkileşimli bir hale, spesifik etkileşimli bir hale getireceğiz. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Sorularını cevaplayamadığımız arkadaşlardan özür dilerim. Belli bir içerik sırasıyla soruları almaya, cevaplamaya çalıştım. Bizi izlemeye devam edin, Medyaskop'u izletmeye devam edin. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. İyi günler.